Türk sinemasının sarışın güzeli, bir dönemin en çok konuşulan yıldızı Filiz Akın'ın portresini sizler için hazırladık. İşte Filiz Akın'ın kariyerinin dönüm noktaları. Bir fotoğrafla nasıl ünlü oldu? Film rekorlarını nasıl alt üst etti? Bugün yan kesici Fırıldak Ömer'le röportaj yaptım. Kim? Kim dedi? Fırıldak Ömer mi? En parlak döneminde sinemayı neden bıraktı? Çok para değil 5 milyon. Ama senin periştahan gelse değil 5 milyon 5 kuruş bile alamaz benden. Oğlu İlker İnanoğlu'nun yumurcak olmasını neden istemedi? Olmaz. İstemedim ben. Neden mecburen şarkıcı oldu? Onu kim, neden bıçakladı? Zeytin gözlüm uzaklarda işinde. Kanserle mücadelesi, evlilikleri ve iz bırakan filmleriyle Filiz Akın'ın hikayesi. Bu değişik bir Filiz Akın. Ablacığım, canım ablacığım benim. Yıl 1962. Bir fotoğrafla 19 yaşında şöhret oldu. Eskiden meşhur olabilmek bir fotoğrafa bakardı. Filiz Akın 1962 yılında artist mecmuasına gönderdiği bu fotoğrafla birinci olmuş ve ona şöhretin kapıları sonuna kadar açılmıştı. İlk filmi Akasyalar Açarken'le başlayan oyunculuk maratonuna Şehvet Uçurumları filmiyle devam etti. Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Sen de benim gördüğüm en şımarık kızsın. Ya sevgiliniz hanımefendi? O nasıllar? Onun bahsini açma dedim sana. Biliyorsun sinirleniyorum. Yılda 10 film yaptı. Gördün ya. Ölüm bile kurtuluşa kafi gelmiyor. Şimdi son cevabını ver. Sözlerimi dinleyecek. Hayır. Rekorları alt üst ettiği 1964 yılında sayısız filme imza atan Filiz Akın aynı yıl ilk evliliğini yapımcı Türker İnanoğlu'yla yaptı. Yetişin dostlar. Filiz Akın bir zamanlar kırdığı film rekorlarını aynı anda iki filmde birden oynayarak anlatıyor. Bütün gün ben hem Küçük Sevgili'de hem Umutsuzlar'da. Aynı anda oynuyordum. İkisinde aynı anda oynuyordum. Birinde bütün gün çalışıyordum, eve geliyordum. O zaman biz yapıyorduk. Valizime bütün kostümleri gereken aksesuarları her şeyi koyup hazırlayıp öbür sete gidiyordum uyumadan. En az film yaptığı yıl 1965 oldu. Çünkü o yıl oğlu İlker İnanoğlu'nu kucağına aldı Filiz Akın. Anne oldu ama film çekmeye doymadı. Sinemanın en popüler kadınıydı o yıllarda. Loğusa iken döndü setlere. Ayhan Işık'la Kolejli Kızın Aşkı filmini yaptı. Şoförün asil ve mağrurunu da ilk defa sizde görüyorum. Şimdi beni dinleyin. Yarın okul dönüşü burada arkadaşlarıma bir parti veriyorum. Beni okuldan alıp buraya bıraktıktan sonra arkadaşlarımı evinden toplayıp buraya getireceksiniz, tamam mı? Bastına küçük hanım. 1966 yılında oynadığı Günahkar Kadın'da Türkan Şoray'la başrolü paylaştı. Bu Sultan'la Filiz Akın'ın ilk ve tek filmiydi. En iyi tesellisi ancak ben olabilirim. Ablacığım! Filizciğim! Canım ablacığım! Kardeşim! Müdür hanım ben geldim diye bir müddet izin verdi sana. Ablanız o kadar ısrar etti ki reddedemiyorum. Teşekkür ederim efendim.
Farklı rollerde de yer aldı Filiz Akın. 1967 yılındaki Yıkılan Yuva filminde kötü kadın olarak izledik onu. Borcum ne kadar? Ne borcu? Taksi borcu değil tabii, tedavi ücreti. Bir teşekkürünüz yeter. İlk defa bir kadınla konuşur gibi laf ettiniz. Teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İlk renkli filmini 1968'de çekti. Aşka Tövbe filminde sinema izleyicisi onun sapsarı saçını gördü ilk kez. Bir sestir bakış bazen, o kalbime akan, bir çiçek hatırlanan, yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Ademle havadan kalan, aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Yılı 1969. Oğluyla ilk filmi Yumurcak. Yapımcı Türker İnanoğlu'yla oyuncu Filiz Akın'ın oğulları İlker İnanoğlu daha 5 yaşında tanıştı setlerle. Vallahi bir yumurcakların çoğunda annem vardı. Vallahi ikisinde falan yoktu. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel bir bebek. İnşallah uğurlu gelir de bana böyle bir kız kardeş doğurursun. Sen bana yetiyorsun. Ama bir kız kardeş de ister. Onu korurum. Türker İnanoğlu, oğlu İlker'i oyuncu yapmayı isteyen taraftı. Filiz Akın, oğlunun sinemaya girmesine ilk anda karşı çıkmış olsa da sonunda ikna oldu. Ayşecik'ten sonra böyle bir boşluk olduğunu düşündü. Ve şey yapmak istedi, bu boşluğu. İlk bu kararı verdiği zaman Türker, sen ne hissettin? Hissetmekten önce istemedim ben. İstemedim çünkü o dünya... O eziyette... Acaba onu çok... değiştirir mi? Acaba bir yani ters bir şey olur mu diye hiç istemedim. Ama çok sevimli oldu tabii. Sonra devam etti. İlker İnanoğlu'nun Yumurcak Veda filmindeki bir sahnesi Filiz Akın'ı hala ağlatıyor. O sahne, Yumurcak'ın annesinin kollarında hayatını kaybettiği sahne. Filiz Akın, o sahneyi yakın arkadaşı Hülya Koç Yiğit'e şöyle anlatmıştı. Benim o unutamayacağım bir şey. Yani onu çok üstüne basmadan anlatayım, gene ağlarım. Sahne bitti, ışıklar toplandı, set çalışanları minibüslerine bindiler, gittiler. Ben hala oturdum yerde ağlıyorum. Sarıl annene İlker'im, sarıl. Evlatlar ölmez İlker'im. Anneler için çocuklar ebediyen yaşar. Seni de bağrımdan kimse alamaz, mahşere kadar alamaz. Bir efsanenin doğuşunun da canlı şahidiydi Filiz Akın. Başrol oynadığı Tatlı Dillim filmi Kemal Sunal'ın da ilk filmi olma özelliğini taşıyordu. Ömrümün en güzel gecesiydi. Az kalsın gidiyorduk. Ya size teşekkür bile edemeyecektik. Ne şans değil mi? 1971'de ona ilk ve tek altın portakalını getiren Ankara Ekspresi filminde Edison'la başroldeydi Filiz Akın. Yaşama istersen gününü gün etsen hiç bekleme. Absürt filmler, boşanma ve sinemaya veda. 70'li yıllara fırtına gibi giren Filiz Akın bu furyada enteresan filmlere de imza attı. 73 yapımı Karateci Kız filminde Bülent Kayabaş'a karate yaptığı sahne Türk sinemasının en absürt sahneleri arasına girdi. ...1974'te kariyerini yakından etkileyen bir olay yaşandı. Eşi Türker İnanoğlu'ndan boşandı. Filiz Akın, 1975 yapımı Babaların Babası filmiyle sinema kariyerine ara verdi. Sen de öyle. Eskisinden daha güzelsin Nermin.
Başım dertte. Sana ihtiyacım var. Her an sana yardım hazır. Torunumu kaçırdılar. Senin de torunun. Maddi zorluklar, mecburi şarkıcılık ve silahlı saldırı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra 1975 yılında sahneye çıktı ve bir dönem şarkı da söyledi Filiz Akın. Zeytin gözlüm sana meylem nedendi? Sevginin kabahati kim dedi? O dönemde gece hayatının dikenleri de battı ayağına. Gazino çıkışı saplantılı bir hayranı tarafından bıçaklanıp ölümden döndü. Paris günleri, sinemaya dönüş ve üçüncü evlilik. Zor geçen yılların ardından karşısına Bubi Rubinstein çıktı. İkinci evliliğini 1982'de yaparken Türkiye'yi terk ediyor ve Paris günleri başlıyordu. ...1975'te bıraktığı oyunculuğa 14 yıl sonra geri döndüğünde yıl 1989'du. Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle döndü Filiz Akın setlere. Albert nerede kaldı? İnan bilmiyorum. Yalnızca bir sürpriz peşinde olduğunu söyledi. Sanki yeni bir yıla girerken insanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına? 1993'te Paris'ten yurda dönüşü boşanmayla oldu. Bubi Rubinstein'le boşanmasından bir yıl sonra Sönmez Köksal'la evleniyordu. ...1998 yılında Sönmez Köksal Paris Büyükelçisi olunca eşi olan Filiz Akın başka hiçbir oyuncuya nasip olmayan Paris Sefirliği görevini üstlendi. Yıl 2002, Filiz Akın kanser oldu, milyonları üzdü. Hayatının belki de en zor dönemini 2002 yılında geçirmeye başladı Filiz Akın. Nezofarenks kanserine yakalanan Filiz Akın bu zor süreci Amerika'da gördüğü tedaviyle yendi. Ama ben bunu yaşadım. Onların bana gönderdikleri duaları, dilekleri, sevgilerin hepsiyle bir bulut içinde gibiydim ve bu hakikaten tedavinin çok büyük bir parçası oldu. Bunu ispat ettim ama aldım onları. Kanseri yendikten sonra köşesine çekilmedi. Kanserle mücadele neferi oldu. Kanserle mücadele bileklikleri Türkiye'ye Filiz Akın sayesinde geldi. Ben çok büyük bir sevgi aldım beni tanıyan insanlardan. O yüzden şu anda bir daha beni böyle bir şey yoklasa dahi ben hazırım. Yani benim donanımım var. Şeyim inşallah olmayacak çünkü bitti, arkada kaldı inşallah. Kısacık siyah saçıyla da çok mutluydu. Düşünmüyorum, bilmiyorum. Yani kimyevi bir şey sürmekten korkuyorum derime. Bu değişik bir Filiz Akın. İkinci bir hayat. Belki bir müddet böyle kalırım. O dönem oğlu İlker İnanoğlu'yla çocukken kuramadığı yakınlığı yeniden yakalamasını sağladı. En çok ilişkimizin en yakınlaştığı dönem annemin maalesef hastalıktan sonraki olan dönemiydi. Çünkü insanlar birbirlerini kaybedeceğini anladıkları zaman birbirlerinin değerlerini çok daha iyi anlıyorlar. Bir daha uzun sarı saça dönmem demişti Filiz Akın ama yıllar sonra yakın dostu Hülya Koçyiğit için yeniden o haline geri dönmüştü. Eski günleri hatırlatmak için de bu saçı takıp ona. Çok güzel bir sürprizdi. Ben de aynı duygudayım. Hiç birlikte film yapmasalar da Hülya Koçyiğit'le çok iyi iki dost olmuşlardı. Birlikte filmimiz yok daha birlikte önce. Birlikte filmimiz yok. Yani birlikte de çok beraber olmadık kamera karşısında. Evet, kamera karşısında. Bir iki böyle sosyal sorumluluk projesinde belki olmuşuzdur. Ben İlker dünyaya geldiği zaman o kadar çok heyecanlanmıştım ki Filiz'i çok seviyordum ve böyle bebeği beraber bekliyoruz gibi geldi bana. Ve hemen aramıştım Loosa olarak ziyaret etmiştim. Her hatırladım ve beraber ağladık. Dört yapraklı yoncanın sarışını Avrupa ayısı oldu.
Filiz Akın denince akla dört yapraklı yonca geliyor elbette. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve rahmetli Fatma Girik'le birlikte sinemanın dört güzel kadınıydı onlar. Yıllar sonra bir araya geldiklerinde yer yerinden oynamıştı. Bu bizim ilk buluşmamız, dördümüz bir arada. Çok senelerce uğraşıldı bu, yapılamadı. Ama şimdi kadınların gücünü görüyorsunuz. Filiz Akın'ı bu kadınlar arasına sokan en önemli özelliği Avrupa'yı duruşu ve havasıydı. Yeğeni modacı Zeynep Tosun da bizimle aynı görüşte. Ben teyzemin çok Avrupa'yı bir tip olduğunu düşünüyorum. Saçının rengi, teninin rengi, gözünün şekli ve gustosundan dolayı hep çok Avrupa'yı olduğunu düşündüm. Ne var bunda? Aslında biz güzel bir rüya içindeyiz. Bir anda bitebilecek bir rüya. Belki de bir daha kolların arasında saadetten titreyemeyeceğim. Hayır yavrum. Güzel başın hep böyle göğsümde. İpek saçların hep ellerimde olacak. Son oyunculuk deneyimini 2011 yılında yaşadı Filiz Akın. Gün Akşam Oldu dizisinde bir bölüm yer aldı. Halil Bey'le falan oynarken o da benim kalbimin sesini duyuyordu resmen. Allah çocuklarımıza da böyle bir mutluluk nasip etsin. Bu bayram hep bir arada olacağız. Filiz Akın tam bir Cem Yılmaz hayranı. Bunu her fırsatta dile getirdi. Hokkabaz'a bakın veya çok organize işler bunlardı galiba. Oradaki canlandırdığı tipi düşündükçe hayretler içinde kalıyorum. Yani çok muhteşem bir oyuncu. Bu hayranlığı bilen Cem Yılmaz, Arif ve 216 filminde Filiz Akın'ı unutmadı. Merhaba efendim. Arif Bey değil mi? Filiz ben. Filiz Akın bilmez miyim efendim? En az 400 filminizi izledim sizin. Latife etmeyin canım. 40 filmim yok daha. Filiz Hanım hepsini 10'ar kere izledim. Son yıllarda hastalıklarla boğuşuyor. Eşi en büyük destekçisi. Filiz Akın son yıllarda mesleğinden uzak kalırken eşi Sönmez Köksal'la mutlu bir hayat yaşıyor. Çiftin ara sıra paylaştığı mutluluk kareleri görülmeye değer. Ama bir yandan da hastalıklar bırakmıyor Filiz Akın'ın yakasını. Sol kulağının üst kısmında rastlanan kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle üst üste ameliyatlar geçirdi Filiz Akın. Yakın dostu Hülya Koçyiğit'e sevenlerinin dualarıyla ayakta kaldığını anlatmıştı. Burada olduğuma bir sevgiyle, muhabbetle geçen bir zaman için hep şükrediyorum. Evet. Bir de seyircilerimizin duası var. Ya. Onu sen de yaşadın. Amerikalara kadar geliyor o. Evet. O kadar böyle. Filiz, o dualar, işte, o gerçek, samimi, içten gelen dualarla şifa dilediler bizim aynen için. Ne şanslıyız değil mi? Aynen. Geçirdiği operasyonlarla iyileşme sürecine giren Filiz Akın hayatını Bodrum'da sürdürüyor. Filiz Akın yaptığı güzel paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor. Bekliyor gidene kadar. Yoksa hastalar aksana. Şarkı söylüyorum demiştim. Oh, ne güzel. Güzelliğin, zarafetin, hanımefendiliğin, asaletin ve alçak gönüllülüğün timsali o. Filiz Akın hayatımıza kattığı renklerle çok önemli bir yerde ve öyle de kalacak. Bir arada olamayız Fırat. Ayrılığımızın sebebi bu değil mi? Sen silahını seçip ayrılığımıza sebep olmadın mı? Sen, ben ve silahım, ha? Sen, ben ve silahım olamaz mıyız? İmkansız.